Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli çalışacağız. Şöyle yakından göstereyim. Yalancı Selanik diye geçebiliyor. Önü arkası aynı. Örülüşü çok kolay, çok basit. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Bunu her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bu modeli birlikte çalışacağız bugün. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Modelimizi şöyle kenara alıyoruz. Ben şöyle ön hazırlık olsun diye şişime ilmeklerimi attım. 4 ve 4'ün katları 20 ilmek artı 1, 21 ilmek olarak ilmeklerimi attım şişime. Şimdi örülüşü sadece sıra başlarında değişiyor. Bir yüzünde başlangıç ve bitiş kısmı farklı. Arka yüzünde başlangıç ve bitiş ilmekleri farklı. Sadece o değişiyor. Şimdi ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini öreceğim. Şimdi bu sırada yapacağımız kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyoruz. İpi arkaya alıyoruz. İlmeği örmeden şişe alıyorum. İpi öne alıyorum. Başlangıçta bir ters örerek başladık. Şimdi bundan sonra 3 tane ters öreceğiz. İpi arkaya alacağız. Düz ilmek olacak bu. Bu düz ilmeği örmeden şişe alıyorum. İpi öne alıyorum tekrar. 3 tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlmeğimi örmeden aldım. İpi öne aldım tekrar. 3 tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlmeği örmeden şişe geçiriyorum. İpi öne aldım. 3 tane tersimi örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Örmeden ilmeği aldım. İpi öne alıyorum. Başta yaptığımız gibi sonda bir tane ters ve kenar ilmeğini alıyoruz. Yani bu sırada başlarda bir tersle başlayıp örmeden ilmeği alıyoruz. Sonra 3 tersle devam ediyoruz. Şimdi arka yüzünde, iki yüzünde de aynı görüntüyü verebilmek için yapıyoruz bunu. Şimdi kenar ilmeğini ördüm. Şimdi bu sefer bir tane değil, 3 tane ters ilmek öreceğiz. Diğer sırada yaptığımız gibi değil. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ilmek öreceğiz. İpi arkaya alıyoruz. Bakın düz ilmek örmeden alıyorum. İpi öne aldım. Yine 3 tane ters. Orta yerleri hep aynı. Sadece başlangıç yerleri değişiyor iki sırada. Önde yüzde farklı, arka yüzde farklı oluyor. 3 tane ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. İlmeği örmeden şişe geçirdim. İpi öne aldım. Tekrar 3 tane ters örüyorum. İpi arkaya attım. Örmeden aldım. İpi benden tarafa alıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. İpi arkaya aldım. İlmeği örmeden şişe aktardım. İpi tekrar öne alıp 3 tane ters ilmekle bitiriyorum. Ve kenar ilmeği. Bu sıramız da böyle. Şimdi bir kere daha birlikte örelim. Örülüşü böyle. 3 tane ters bir düz, sadece başlangıçtaki ilmek örüş şekilleri değişiyor. Kenar ilmeğini örüyorum. Bakın bir tane ilmek var burada. Düzden önce. Örmeden atlattığımız düzden önce. Onu bir tane ters örüyoruz. Bu sırada böyle. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. İpi arkaya alıyorum. Bu düz ilmeği örmeden şişe aktarıyorum. Öne aldım. 3 tane ters. İpi arkaya alıyorum. İlmeği örmeden aktarıyorum. İpi öne aldım. Tekrar 3 ters. İpi arkaya alıyorum. Örmeden aldım. Tekrar ipi öne aldım. 3 tane ters. İpi arkaya alıyorum. Örmeden şişe aktarıyorum. 3 tane ters. İpi arkaya aldım. Örmeden şişe aldım ilmeği.
ipi öne aldım. Bir tane ters, başta yaptığımız gibi ve kenar ilmeğimiz. Dönüyorum. Bu yüzde şimdi kenar ilmeğini örüyorum. 3 tane ters örüyoruz bu sefer. Diğer sırada bir tane örüp bu düz ilmeği örmeden şişe alıyoruz. Arka yüzünde 3 tane ters örerek başlıyoruz. Kenar ilmeğiyle birlikte 4 oluyor. Şimdi bu düz ilmeği örmeden şişe alıyorum. İpi öne alıyorum. 3 tane ters. İpi arkaya aldım. İlmeği örmeden aldım. Tekrar ipi öne aldım. 3 tane ters. Modelin yapımı bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Geçirdim ilmeği örmeden. İpi aldım öne. Dediğim gibi çok güzel atkılar, bereler, yelekler örebilirsiniz bu modeliyle. 3 tane ters örerek başta yaptığımız gibi bitirdim ve kenar ilmeği. Bakın model çıkmaya başladı bile ortaya. Şimdi tabii pek belli olmasa da şu aradaki şu ayrıntılar, bakın buraya içeri göçük gibi duruyor. Bu içeri göçük duranlar arka yüzde düz olanlar. Yani ön yüzde de arka yüzde de 3 ters bir düz örülüyor. Sadece başlangıçtaki bir sırada burada 3 tane ters örüyorsak arka sırada bir ters örerek düz ilmeği hemen örüyoruz. Ve bu şekilde bir model çıkıyor ortaya. Bunu lastik olarak da kullanabilirsiniz. Toplayan bir model. O yüzden yapacağınız projenin ilmeklerini atarken toplayacağını da hesaba katarak birazcık fazla ilmek atıp o şekilde başlayabilirsiniz. Örgülerinizde de kullanacağınız normal şişten bir tık ince şişle lastik olarak örüp son derece tok ve sağlam bir lastik örgüsü elde edebilirsiniz. Yalancı Selanik diye geçiyor. Selanik, Yalancı Selanik versiyonlarından bir tanesiydi bu da. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Oldukça güzel bir model. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.